أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. Yerlerin göklerin yegane sahibi, hakimi, maliki, yaratan, yaşatan ve yöneten Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamd-ı senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resulullah, Habibullah, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı subhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Kıymetli Hazirun, Araf suresi 23. ayeti kerime ile dersimize devam edelim. Estaizu billah, bismillah. Kâlâ rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve illem tevfir lenâ ve terhamnâ lenekûnenne minel khâsirîn. Adem aleyhisselam ve Havva validemiz Mevla Teala'nın kendilerini ihtar etmesi üzerine cevaben ne demişlerdi? Biz kendimize yazık ettik, nefsimize zulmettik, haksızlık yaptık. Şayet sen bizi mağfiret etmez, bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen elbette biz hüsrana uğrar. Elbette biz ziyan ederiz, kaybederiz. Adem Aleyhisselam'ın Bakara suresindeki bu olayı anlatan ayeti kelimelerin sonunda Mevla hani fetelakka Adem min Rabbi kelimatin fetebe aleyh, bazı kelimelerle Adem Aleyhisselam Allah'a dua etmiş ve Allah böylece tevbesini kabul etmişti diyordu. Ulema diyor ki Adem Aleyhisselam'ın kendisine öğretilen o kelimeler yaptığı duası, işte bu dua sebebiyle Allah tevbesini kabul etmiştir. Yani Adem Aleyhisselam'ın ala rivayet 40 sene tevbesine, duasına icabet edilmemiş. 40 sene, bazı kaynaklar daha fazla diyor ama o kadar uzun seneler Adem Aleyhisselam'ın dualarına Cenab-ı Hak en son bu sözleri üzerine icabet ettiği, bazı kaynaklarda da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hatırına, hürmetine dua edip, yani babasını, evladının hatırına affetmez misin ya Rabbi, Muhammed'in hakkı için beni bağışlamaz mısın diye dua ettiği de kaynaklarda ifade edilmekte. Burada dikkat etmemiz gereken, bizim almamız gereken bir mesele de Adem Aleyhisselam burada günahları sebebiyle helak olmaktan, hüsrana uğramaktan bahsetmiyor. Yani ben bu günahlarımla helak olurum, hüsrana uğrarım demiyor. Şayet sen affetmezsen, sen bağışlamazsan ben hüsrana uğrarım diyor. Dolayısıyla kulu helak eden günahı değildir, Allah'ın onu affetmemesidir. Yani kula yakışan Allah Azze ve Celle'ye dua etmesi, günahlarının affını Mevla'dan istemesidir. Eğer Allah affederse Allah'a hiçbir günah büyük değildir. Ki hadisi kutsilerde, hadis-i şeriflerde ifade edildiği üzere yeryüzünü dolduracak kadar günahlarınız olsa Allah Azze ve Celle bir emriyle bütün günahlarınızı siler affeder. Yani sizin hiç yaptığınız günahların büyüklüğü benim merhametimden daha fazla değildir Allah buyuruyor. O yüzden kulu hüsrana uğratacak olan günahlarının çokluğu değildir, af kapısını tıklamamasıdır, dua etmemesi, Allah'tan af istememesidir. O yüzden hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam tevbeyle beraber büyük günah yoktur, ısrarla beraber de küçük günah yoktur buyuruyor. Yani peşi sıra tevbe edilirse yaptığınız ne kadar büyük günah olursa olsun onu Allah affeder. Ama tevbe etmeden yaptığınız velev ki size göre küçük şeyler de olsa o küçük şeyler sebebiyle Allah size azap eder.
O zaman buradan almamız gereken, Allah'ın bize azap ettiği şey, işlediğimiz günahın küçüklüğü, büyüklüğünden ziyade Allah'ın affını ertelemek, umursamamak, istememek, tevbe etmemek, ya Rabbi ben yaptım sen affet dememek. Zira büyüklerin ifadesiyle, ya Rabbi diyor bir tanesi, yeryüzünde benden daha çok ya da benden daha başka senin merhamet edecek nice kullarım var. Ama benim senden başka gidecek, af dilenecek Rabbim yok. Yani kul böyle görmesi lazım. Adem Aleyhisselam'ın bu duasını böyle okumak, böyle anlamak lazım. Ya Rabbi sen affetmezsen, sen merhamet etmezsen, sen bağışlamazsan biz yanarız. Bizim halimiz nice olur? Biz yanlış yaparız, bize yakışan günah işlemek, hata etmek. Çünkü biz insanız, zayıfız, aciziz, güçsüzüz. Ama sen Erhamurrahiminsin. Sen bağışlayan, senin şanına yakışan affetmektir. Bize yakışan da günah işlemektir. Biz bize yakışanı yaptık. Sen de şanına yakışanı yap. Ya Rabbi diye her dem dua etmek, münacat etmek. Hani Hazreti Ömer radıyallahu anh için anlatmıştık burada. Efendimiz Aleyhisselam'ın kabri şerifinde bir bedevi şöyle dua ediyor. Hazreti Ömer olaya şahit oluyor. Gözyaşlarıyla sonunda ne diyecek? Şunun istediklerini ya Rabbi ben de senden istiyorum demişti. Ne diyordu bedevi? Ya Rabbi diyordu işte bak burada üç kişiyiz. Allah Resulü, ben, şeytan. Peygamber huzurunda senden af istiyorum ya Rabbi dedi. Eğer beni affedersen buna en çok Resulün sevinir. Ben kurtulmuş olurum ama şeytan bu işe kudurur. Yok affetmezsen ya Rabbi dedi. Bu işe en çok şeytan sevinir. Resulün üzülür. Ben de yanarım ya Rabbi. Gel Resulünü sevindir. Beni kurtar. Şu memunu da kahret ya Rabbi. Ne olur bu kulunu affet. Hazreti Ömer dedi ya Rabbi ne güzel dua ediyor. Onun dediklerini ben de senden istiyorum. Böyle dua etmek lazım. Yani kul olduğunuzu unutmamak lazım. Hadis-i Efendimiz diyor ya, bir mümin bir günah işlerse diyor, sonra döner ya Rabbi pişman oldum, hata ettim, günah işledim derse, Mevla Teala meleklerine der ki, bak kulum günah işledi ama o günahından dolayı ona azap edecek, ona hesap soracak Rabbini hatırladı. Şahit olun, ey meleklerim ben onu affettim buyurur. Kul yine günah işler, yine döner tevbe eder, ya Rab affet der, Mevla yine meleklerine, bak kulum günah işliyor. Ama biliyor ki o günahından dolayı onu hesaba çekecek bir Allah'ı var. Beni unutmuyor. Şahit olun, ben de onu affettim buyurur. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle kulundan beklediği, istediği günah işlememesi değil, düştüğü yerden ayağa kalkabilmesi, ya Rab hata ettim affet, bağışla diyebilmektir. Mevla Teala cümlemize ölmeden tevbe nasip eylesin. Günahlarımıza, hatalarımıza, kusurlarımıza tevbe ederek Rabbin huzuruna varmayı Cenab-ı Hak nasip eylesin. Devam edelim. قَالَ اَهْبِتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٍ Mevla Teala buyuruyor. İnin bakalım oradan şimdi. Yani bu sürecin sonunda cennette yaşanan olayı anlatıyor bize. Adem Aleyhisselam'ın yasak ağacın meyvesinden yemesi, şeytanın onları vesveselendirmesi. Sonra da Mevla diyor ki artık burada duramazsınız. Siz bu cenneti hak etmiyorsunuz. Kaldı ki dünyaya inmek icap eder. Çünkü cennette nesil yok, çoğalmak yok. Bunun olması için dünyaya inmesi icap ediyor. Ulemadan, büyüklerden bazıları dediler ki, Adem Aleyhisselam eğer neslinden Muhammed Aleyhisselam gibi bir peygamberin zuhur edeceğini bilseydi, bunun için dünyaya inmesi gerekiyor, onun için yasak ağacın meyvesinden yemesi gerekiyor, bırakın meyveyi ağacı kökünden yerdi diyor. Niye? Çünkü neslimden Muhammed gibi bir peygamberin gelmesi için benim dünyaya inmem lazım. Haşa, burada Allah'a isyan manasına değil. Meseleyi bilmem anlatabildim.
Dolayısıyla Cenab-ı Hak artık inin oradan ve bazınız bazınıza düşman olduğunuz halde. Bu düşmanlık şeytanla Adem Aleyhisselam ve Havva validemiz arasındaki düşmanlık yahut da Adem Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak Hindistan Serendip dağlarına, Havva validemizi de Cidde ahalisi civarına indirmiş. Yani aralarına mesafe koymuş. Birbirlerine efendim ayrı yerlerde Cenab-ı Hak onları indirmiş. Yani bu vesileyle birbirinize düşman, birbirinizin arasına mesafe olduğu halde hadi cennetten çıkın inin bakalım manasına. وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرْ Yeryüzünde sizin için bir karargah. Artık bundan sonra ikametiniz, kalacağınız yer yeryüzü olacak. وَمَتَعُنِ الْاَح۪ينَ Belli bir vakte kadar ki ecel vaktine kadar dünyada metalanacak, yiyecek, içecek, yaşayacaksınız diyor Mevla Teala. قَالَ ف۪يهَا تَحْيَوْنَ Bir sonraki ayet Mevla buyurdu ki fiha o dünyada tahyevne yaşayacak ve fiha o dünyada temutune ölecek ve minna yine oradan tuhrecune mahşere sevk edilecek, haşredileceksiniz. Yani artık dünyaya indiniz. Ondan sonra dünya hayatı sizi bekliyor. Maişetiniz orada. Cennette oturduğunuz yerde yiyor, içiyordunuz. Şimdi burada size toprağı kazmak öğretilecek. Efendim topraktan geçinmek, sanat, ziraat vesaire artık sizi dünyanın meşakkatleri, zorlukları, sıkıntıları bekliyor. Orada yaşayacak, orada ölecek ve oradan yani topraktan, dünyadan mahşere çıkartılacak, sevk edileceksiniz diyor ayet. 26. ayeti kerime Ya beni Adem, şimdi bize diyor Allah. Buraya kadar Adem Aleyhisselam kıssasını anlattı bize. Bundan sonra da bize diyor ki Mevla, ey Adem'in çocukları. Burada ne anlıyoruz? Hani birileri diyor ya, Allah Azze ve Celle Adem'den başka Ademler de yaratmıştır. Yani Kur'an'ı ya bilmiyorlar, yahut da nerelerinden böyle çıkartıyorlar hakikaten bilmiyorum. Eğer Adem oğlundan başka, yani Adem'den başka Allah'ın yarattığı insanlar olsaydı, Cenab-ı Hak ey beni Adem, ey Adem'in çocukları bize diyor. Bunun dışında kalan yok. Ey insanlar demek ya. Ey Adem'in çocukları, kad enzelne aleyküm libasen. Andolsun ki size elbiseler indirdim, halkettim, bahşettim, lütfettim, verdim. Yuvari sevatiküm. O elbiselerle avret yerlerinizi örtesiniz. Velişa bir de o elbiseler efendim temini için size maddi imkanlar, olanaklar yahut da verişa süs elbisesi, ziynet elbisesi de ekstradan size verdim. Yani bir avret yerlerinizi örtecek elbise bir de güzel görünebilecek olduğunuz süslü, ziynetli elbiseler size bahşettim, lütfettim, yarattım diyorum öyle. Ve libâsü takva. Ama bir de takva elbisesi var Allah diyor. Takva elbisesi velike hayr, bu daha hayırlıdır. Velike min ayatillah, bu Allah'ın ayetlerindendir. Leallehum yedzekkerun, umulur ki düşünürler, tezekkür eder, ibret alırlar. Vesselam. Bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak üç tür elbiseden bahsediyor. Avret yerlerini örten elbise, ziynet elbisesi, takva elbisesi. Elbiseyle alakalı, libasla alakalı ulema der ki üç tür elbise var. Bir, vacip olan elbise. Yani o elbiseyi giymek vacip, gerekli manasına, hatta farz manasına. Yani fıkıhta vacip kelimesi mutlak manada zikredildiğinde bunu farz olarak anlıyoruz. Farz olan elbise nedir? Avret yerlerini örtecek elbise sahibi olmak ve o elbiseyi giymek farzdır. Erkeklerin avret yeri neredir? Göbek altı ile diz kapak altı. Göbek buna dahil değil diyor ulema. Hanefi fukahasına göre konuşuyorum. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam diyor, Hazreti Hasan'ın göbeğini öperdi.
Hazreti Hasan büyüdükten sonra Ebu Hureyre radıyallahu anh Hazreti Hasan'ın göbeğini öpmeye devam ederdi. Niye? Allah Resulü öptüğü için o da öperdi. Ulema diyor ki eğer göbeğin öpülmesi ya da göbek avret yeri olsa Hazreti Hasan buna müsaade etmez, Ebu Hureyre de bunu yapmaz. Dolayısıyla göbek dahil değil, göbeğin altında ama diz kapağı, Efendimiz buyuruyor ki diz kapağı avrettir. Hanefi fukahası da diz kapağın altına kadar bunu kabul eder. Erkeğin avret yeri diz kapak altı, göbek altı. Bu ara erkeklerin, ister erkekler kendi aralarında ister kadınlara, bu bölgenin örtülü olması erkeklere farzdır. Dün de ifade ettik, sadece bu bölgeyi görebilecek olan kişinin hanımıdır. O da edep, haya, örtülü olmasını daha uygun görür ama hanımına karşı bu bölgenin açık olmasında bir haram, bir günah söz konusu değil. Erkeğinki böyle. Kadının avreti de Hanefi fıkhına göre konuşuyorum. Ömer Nasuhi Dilmen Hoca Efendi'nin Cumhuriyet döneminde yazdığı İslam ilmi haline göre konuşuyorum. Ne diyor? Kadının avret yeri namazda ve namaz dışında namahrem erkeklere karşı bir kadının örtmesi farz olan yerler eli, yüzü, ayakları yani topuğu aşağısı müstesna kalan bütün bedenini örtmek kadına farzdır. Delili Kur'an'da Nur suresi ve Ahzab suresi ayetleri. Ne diyor Mevla? Ve kullil mu'minat, ey peygamber, mümin kadınlara, iman eden kadınlara, yani iman edenlere söyle, inanmayanlara sözümüz yok ya, siz istediğiniz gibi, bu size demiyor bu ayet. Yani örtülmeye karşı olanlar, Müslüman değilseniz bu ayet size hitap etmiyor. İman edenlere de diyor Allah ya, ben Müslümanım diyenlere de ki Allah şöyle diyor, يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ, gözlerine sahip olsunlar. Kadına diyor bak, önceki ayette erkeklere demişti, gözünüze sahip olun. Burada da yani sadece erkeğin kadına bakması haram değil, kadının da erkeğe bakması haram. Ey kadınlar, gözlerinize sahip olun. وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ, felçlerini, ırzlarını muhafaza etsinler. Ve efendim, وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ, ziynetlerini açmasınlar. İlla ma zahara minha, görülmesi zaruri olan yer müstesna. Ayet bu. Görülmesi zaruri olan yer nedir? İşte ulema diyor ki bunu peygamber ve sahabeden öğreneceğiz. Yüz müstesna, el müstesna, ayak topuğu aşağısı müstesna. Bunun dışında kalan yerleri örtmek Allah'ın emridir. Ayetin devamında Cenab-ı Hak وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, baş örtülerini de cuyup, af buyurun, göğüs demek, göğüs. Göğüslerinin üzerine gelecek şekilde baş örtülerini de omuzlarına alsınlar diyor ayet. Yani böyle sıkma boğaz, sadece kafalarını örtmekle olmuyor. Başına efendim geçirdikleri çorap vali şeyle olmuyor. Göğüslerinin üzerine örtecek şekilde baş örtüleri omuzları üzerine gelsin diyor ayet. Ahzab suresinde de Cenab-ı Hak yine buyuruyor, ne diyor? Ya eyyühennemi, ey peygamber, kul li ezvacike, önce hanımlarına söyle. Ve benatike, kızlarına Fatıma'ya söyle. Sonra ve benatil müminin, müminlerin kadınlarına, kızlarına söyle. Ne söyleyecek? Efendim, de ki onlara, yudnin aleyhinne min celabibihin, üzerlerine cilbaplarını alsınlar. E cilbap nedir? Mealini okuyoruz şimdi. Cilbap alsınlar. Da bu cilbabın ne olduğunu kimden öğreneceğiz biz? He? Meydan lavusa mı bakacaksın? Google'a mı soracaksın? Allah cilbap derken neyi kastetti? Kimden öğreneceğim? Peygamberden öğreneceğim. Peygamber cilbabı nasıl anlamış? Hanımlarına ve kızlarına söyle diyor ya.
ümmetin kadınları, kızları da peygamberin hanımına ve kızına bakarak model, örnek onlar. Onlar nasıl giyindiyse senin kızın da onlar gibi giyinmek zorunda. Allah öyle diyor. Cilbabı Ayşe annemiz nasıl anlamış? Fatıma annemiz nasıl anlamış? Allah'ın emri ya. Söyle hanımlarına, kızlarına cilbapsız dışarı çıkmasınlar diyor Allah. O zaman bu ümmetin kadınları, kızları Ayşe annemiz, Fatıma annemiz gibi cilbap üzerlerinde olmadan sokağa çıkmaları haramdır. Ayetin ihlalidir. Cilbap nedir? Ulema diyor ki cilbap, çarşaf, car, ferace, tepeden tırnağa kadını örten kıyafetin adı. İlla çarşaf değil ha. Yani tepeden tırnağa burada Allah Azze ve Celle bir ölçü koyuyor. Ölçü nedir? Kadının vücudu tepeden tırnağa örtülü olacak. Vücut hatları belli olmayacak, dar olmayacak, iç göstermeyecek, şeffaf olmayacak. Sen bunu pardösöyle yapabilirsin, feraceyle yapabilirsin, çarşafla yapabilirsin, ihramla yapabilirsin. Adına sen söyle, şalla yapabilirsin. Yani bölgesel olarak da kadınlar kıyafetlerini kendileri örtü olarak da tercih edebilir. Ama kriter ne? Tepeden tırnağa örtülü olacak, vücut hatları belli olmayacak, dar olmayacak, iç görünmeyecek. Bunu neyle yaparsanız bu örtü Allah'ın emri, fantazi değil ya. Yani isteyen yapsın, istemeyen yapsın, böyle bir lüksün yok. Allah'ın iman eden kadınlara emri, ayet. Elbisedeki birinci şart demek ki setrul avret olan, vacip olan elbise. Bu da avret yerlerini örten elbise dedik. İki tanesine de inşallah yarın devam ederiz. Rabbim hakkıyla iman edip, hakkıyla amel edip yaşamayı bize nasip eylesin diyelim. Rızanillahi'l-Fatiha.